Merhaba, bu videonun konusu zaman. Aslında kanalda daha önce bu konuda video var ama çok sorularınız oldu ve zamanın kendisini tanımlamayı aslında genişletmek istiyorum. Zaman kavramı, zaman nedir? Zamanda yolculuk nasıl mümkünün bir tekrarı? Biraz da böyle Higgs bozonu denilen, ya tanrı parçacığı diyorlar ama ben öyle isimlendirmeyi çok sevmiyorum. Bu kara madde vesaire bunlara bir girelim, bu CERN'de falan ne oluyor? Şöyle bir zamanı özetleyelim, beraber zaman kavramını görelim. Video biraz uzun ama kuantum fiziği videosunda bile hocam video uzun dediler. Belli bir süresi var. Videolar maalesef bu kadar sürede anlatılabiliyor. Hep beraber bir fizik videosu işleyelim bakalım zaman neymiş. Şimdi birincisi zaman aslında hareket eden bir şey değil. Yani zaman akıp geçiyor falan filan diyorsunuz ya. Zaman akıp geçmiyor. Zaman sabit. Siz onun içerisinde hareket ediyorsunuz. Ama tek yönlü hareket ediyorsunuz sanıyorsunuz. Yani ileriye doğru. Hayır. Zamanda iki yöne de istediğiniz hızda hareket edebilirsiniz. Teorik olarak ama aslında bazı uygulamaları da var. Yani ileri doğru gitmek de var. Ne demek istiyorum? Birincisi, İlk önce zamanı algılayabilmek için zaman nasıl gördüğünüzü, nasıl algıladığını bilmemiz lazım. Bir insan zamanı nasıl algılar? İnsan zamanı gözüyle algılar, görerek. Çünkü Newtonian yani Newton'a bağlı hareket x eşittir vt diyor. Korkma, formüllerle boğulmayacağım. Ama x eşittir vt de önemli olan harekettir, hız. Buradaki hareket tek yönlüdür. Yani ileri doğru. Bizim görmemiz nasıldı? Biz bunu nasıl açıklamıştık size? Bir nesneye ışık çarpar ve gözümüze gelir. Biz de onu görmüş oluruz. Ya da bir nesne ışık üretir ve gözümüze gelir. İki ihtimal var. Yani bir ampul yansımaya ihtiyacı yoktur. Kendi ışığını getirir. Ama bir ayna mesela görüntünüz yansır ve gelir. Şimdi bunu genişletelim. O gelme olayını. Güneş. Güneş kendi ışığını bize 8 dakikada ulaştırıyor. Yani güneş yok oldu. Bir anda güneşi söndü. Simsiyah. Biz 8 dakika daha görmeye devam ederiz. Nasıl görmeye devam ederiz? Işık paketleri, ışık fotonları, ışık kareleriyle geliyor. Her bir fotonu piksel olarak düşünün. Şu an beni izlediğiniz video 1920'ye 1080p. Ne demek? 1920 yatayda, 1080 dikeyde piksel içeriyor. Her bir piksel bir nokta. Bak üstümdeki şu mavinin başladığı yer mavi bir nokta. Hemen yanı beyaz bir nokta. Ve bu noktalar şu an size geliyor. Aynı hızda ve aynı hizada geliyorlar. Ve siz 1920'ye 1080 işte çarptığımızda kaç çıkıyorsa tane noktayı aynı anda görüyorsunuz. Gözünüz gördü bir tane. Bir tane daha, bir tane daha. Bak sürekli bu paketlerden hızlı hızlı geliyor. Ne kadar geliyor biliyor musunuz? Bir saniyede en az 24 tane böyle hizada levha görüyorsunuz. Açıklayalım. Daha da açıklayalım. Güneş 8 dakika içerisinde size işte saniyede 24 FPS, frame per second'da görüntü yolluyor. Bunun açıklaması şu. Şu an ekranda bir karelik, saniyede bir karelik bir video görüyorsunuz. Saniyede bir kare, saniyede iki kare, saniyede üç kare. Bu gördüğünüz gibi okullarda kullanılan biz küçükken yapardık, defterin köşesine çizerdik. Bakın bunu hızlıca oynatınca duran çizimler yani fotoğraf kareleri videoya dönüşüyor. Normalde beni bu izlediğiniz videoda aslında art arda oynayan fotoğraflardan ibaret. Tüm izlediğiniz videolar fotoğraftır. Bazı videolar saniyede 24 fotoğraf gösterir. Buna frame, çerçeve denir, FPS. Bazı videolar 30 FPS gösterir, 30 fotoğraf. Saniyede 30 tane fotoğraf gördüğünüz zaman hareket ediyor sanıyorsunuz bunu. Yani duran fotoğraflar değil de art arda hareket ettiğini düşünüyorsunuz. Dolayısıyla bizim gözümüz aslında fotoğrafları görüyor ve bu fotoğrafları birleştirip hareket olarak algılıyor. Buraya kadar gayet güzel gittik. Bir fotoğrafın çekilmesi için fotoğraf makinenizin enstantanesinin, diyaframının yani ışığı aldığı yerin, göz bebeğinin yani büyümesi veya küçülmesi gerekir. Biz nasıl ki çok ışıkta gözlerimizi kısarsak ama az ışıkta çok açarsak gözlerimizi çok açarız ki çok ışık girsin. Ama güneşe doğru bakınca kısıyorsunuz. Niye? Az ışık girsin. Fotoğraf makinesi de öyledir. Kendi gözünü açar. F2.8, F6 vesaire neyse. Ya da kısar. Ama bunun bir de açık kalma süresi vardır. Yani gözünüzü kırpıp bir şeye baktığınız zaman kapalı. Açtınız, baktınız, kapattınız. Ne görürsünüz? Kısacık bir an.
Mesela bir araba giderken tam şuradayken görürsünüz. Bitti. Ama gözünüzü uzun süre açık tutarsanız arabanın buradan buraya gidişini görürsünüz. Fotoğraf makinelerinde de bu vardır. Enstantane. Yani bir görüntüyü kaydetmek için diyaframın ya da işte fotoğraf makinesinin gözünün açık kaldığı süre. Pozlama. Pozu alma süresi. Ne kadar açık kalırsa o kadar çok şey görür. Hareket ya da net görür hareketi. Şu an örneklerini görüyorsunuz. Bakın normalde şimşeğin ya başı ya sonu gözüküyor. Ama burada o kadar uzun süre açık kalmış ki bütünüyle tamamı sığmış görüntüye. Zamanla ilgili konuşurken fotoğrafçılığı niye anlattım? Çünkü beyin ses ve görüntü uyumuna inanır. Mesela şu an ses ve görüntü kaydı. Dudaklarımı ve hareketlerimi, elimi kaldırdığımı. Mesela şu an elimi kaldırdım. Ama ben şu an yaptığım şeyi ses kaydığı için rahatsız olur. Dolayısıyla düzeltelim. Beyin ses ve görüntünün kaymasından rahatsız olur. Ama ses ve görüntü aynı anda geliyorsa her şeye inanır. Aynı şekilde imkansız atışlar vardır. Basketbol atışları. Bakın. Örneğin bu atış gerçek bir atış değil. Nasıl? After Effects veya Premiere Pro'da görüntülerin yeri değiştiriliyor. Ve bakın potaya elle atılan kısımla masadan atılan kısım birleştirilip size gerçekten elle atılmış havası veriliyor. Şimdi gördüğünüz gibi bunun hilesi aslında potaya giren topla atış anını birleştirip sanki tek bir atışmış gibi göstermek. Beyin aldanmayı sever, illüzyon gösterilerini sever. Bu da beynin zaafıdır. Ses ve görüntü uyuştu mu, görüntüde süreklilik oldu mu inanır. Çünkü o top atıldığı zaman girmesini bekliyor, iterasyon yapıyor. Bir sümüklü böcek, salyangoz daha doğrusu yürürken salyangozun arkasındaki ize bakıyorsunuz nokta nokta nokta. Demek ki bu yönden gelmiş, ha böyle de gider. Beyin uzun süre sıkıcı şeylere, zaman alacak şeylere vakit harcamaz. Arayı birleştirir. Bu fotoğrafçılıkta da vardır. Zamanı size anlatacağım, merak etmeyin. Fotoğrafçılıkta da bir video 24 kare. Ama siz onu 60 FPS'ye ya da 24 FPS'ye çıkarmak istiyorsanız araya fotoğraf ekler. Beyin bazen bunu sahte anılarda yapar. Dersin ki ya geçen sene Ahmet de orada değil miydi? Değildi. Beyin oraya Ahmet'le olan başka bir anı ekliyor. Yani beyin zamanda kayma ve kırılma yapıyor. Beynin zamanı yanlış algılayabilir. Şimdi gelelim zaman konusuna. Siz az önce anladınız ki ışık size görüntüyü getiriyor. Peki 8 dakikada güneşin görüntüsü bize geliyor ya. Bizi geçtikten sonra o görüntü nereye gidiyor? Uzayda yayılmaya devam ediyor. Yani güneşle uzay arasındaki uzaklığı düşünün. İşte güneşle dünya arasındaki. O uzaklıktan biraz daha geride yani 8 dakika daha geride bir başka gezegen var. O 16 dakika sonra görüyor. Ama güneştekiler o anı şimdi yaşıyor. Şimdi güneş söndü. Puf patladı. Burası için şimdi patladığı an. Biz onların şimdisini 8 dakika sonra görüyoruz. 8 dakika. Yani şimdi denilen şey aslında aynı değil. Bir futbol maçı izliyorsunuz. Sağda adam topa vuruyor. Harika. Top ağlara giriyor ama senin evine görüntünün gelmesi 10 saniye gecikmeli. 10 saniye sonra geliyor. Ve sen oradaki herkes gole sevindikten 10 saniye sonra gol diye bağırıyorsun. Çünkü oranın şimdisi sana geç geliyor. Demek ki şu an yani şimdi herkes için aynı değil. Bu görüntüler uzayda dağılıyor dedik ya. Sonsuza kadar gidiyor. Birileri onu görsün görmesin sonsuza kadar gidiyor. Ve 100 ışık yılı uzakta ki bir ışık yılı çok uzun bir mesafe. Şu gördüğünüz rakam. Ama ışığın saniyedeki hızı 300 bin kilometre. Ve 100 ışık yılı uzaktaki insan dünyamıza baksa, iyi bir teleskopla bakıyor. Bizim 100 yıl öncemizi görüyor. Ya 1918'i görüyor. Çünkü daha 1918'deki görüntü ona yeni geliyor. Anlatabiliyor muyum? Teleskopsuz da baksa yani görebilecek bir şey olsa, gözüyle bütün görüntüyü tam görebilse, aa diyecek, 1918'deler, ne kadar ilkeller. Anlatabildim mi ben? Teleskopun yaptığı şey de ta dünyaya kadar uzamıyor, dünyanın bugünkü haline gelmiyor. Teleskop gelen görüntüyü daha da büyütüyor. Dolayısıyla bizim dünyamızı 100 ışık yılı uzaktan izleyen kişi diyor ki, ya ne kadar geri, bunlar daha 1918 yılındalar. Bu farkı anladıysanız, zaman uzayda sürekli dağılan bir şey. Yani kare kare duruyor. Bizim 1918'imiz uzayda duruyor. 2018'de duruyor. Dolayısıyla bu arada eğer görüntünün içerisinde seyahat edebilirsen hızlıca gidip ki ışığın hızını geçmen lazım. Saniyede 300 bin kilometreyi. Hop
300 bin kilometreye ulaştığın zaman zaman senin için duruyor. Benim elim havada duruyor, böyle duruyorum. 300 bini geçince geçmişteki görüntüleri görmeye başlıyorsun. Bizden giden görüntüleri geçiyorsun ve geçmişi görmeye başlıyorsun. Bunu örnek vereyim size. Şöyle bir şey. Bir araba hızla gidiyor. O araba sizin yanınızdan geçti gitti. Çok kısa bir an gördün değil mi? Zaman kısacık bir an oldu. Bizim ışıkları ışık hızıyla ilerlemesi gibi. Ama sen başka bir arabaya atladın. O arabanın yanında gitmeye başladın. Aynı hızda. Işık hızına ikiniz de geldiniz. Ya da 100 kilometreye. Artık o arabadaki her şey senin için duruyordur. Ve sonra arabayı görüyorsundur. Arabadan hızlanırsan araba senin için geriye gitmeye başlar. Arabadan yavaşlarsan senin için ileri gitmeye başlar. Ama yan yana durduğun sürece arabanın içini istediğin gibi izlersin. İkiniz de duruyormuş gibi. İşte senden uzaklaşan zaman dilimi, bütün fotoğraflar, bütün olaylar, yaşanmış her şey tek bir kare ya, tek bir şimdi ya. O şimdiyi yakalarsan dünyanın istediğin anını görebilirsin. Demek ki zamanda geçmişi görmek mümkün. Yani geçmişi görebiliyoruz ama geçmişe müdahale edemeyiz. Çünkü içine dokunup değiştirebileceğim bir şey yok. Yaşandı, ışık yansıdı ve onun uzayı yaymaya başladı. Geçmişi görebilmek için bu kadar uğraşmaya değer mi Haluk Hocam ya? Zaten kamera kayıtları var. Peki 600 yılın kamera kaydı var mı? 1200 yılın kamera kaydı var mı? Her açıdan çekilmiş mi? Işık her yöne yayılıyor, görüntüler. Dolayısıyla siz zamanın aslında uzayda durduğunu, bizim onun içerisinde hareket edebileceğimizi anladınız. Peki 300 bin kilometreye ulaşmak mümkün mü? Şu an değil ama CERN'de bazı deneyler yapılıyor. Işık hızına ulaşılıyor. %99'una ulaşıldı. Ki bir ışık hızına ulaşmak da o kadar uzun sürüyor ki o kadar kısa bir şey değil. 2 yıl sürüyor ışık hızının %50'sine ulaşmak. Işık nasıl yayılıyor? İlk önce şu görüntüye bir bakın. Gördüğünüz gibi ışık şişenin içerisinde tek bir foton olarak hareket ediyor. Şimdi bu ışığın hareket etmesinden gördüğünüz gibi aslında giden bir şey ışık. Siz de aynı hızda giderseniz aynı yılda yaşarsınız. Başka nasıl zamanda yolculuk edebiliriz? Zamanda ileriye gidebiliriz. Nasıl? Birkaç yöntem var. Bir, geceliğin sen uyuyorsun değil mi? Vuruyorsun kafayı. Oh mis. Metabolizma yavaşlıyor. 8 saat uyudum. 8 saat sonra bir uyanıyorsun. Dışarıda akan dünyada senin için çok kısa bir an bu arada. Yani metabolizman da yavaşladığı için vücudun da az yaşlanıyor. 8 saat sonra bir uyanıyorsun, hop gelecektesin. Senin için çok kısa geçti ama 1-2 dakika, 1 saat gibi geçti en fazla. Ama sen 8 saat ileri ışınlandın. Aslında her gece uyuduğunuzda zamanda ileri gidiyorsunuz. Peki eğer siz 100 yıl uyumayı başarırsanız ne olacak? Delirmedim, merak etmeyin. Bunun için yapılan deneyler ve şu an uygulamaları var, göstereceğim. Ama 100 yıl uyursanız ve bedeninize çok iyi bakılırsa, yaşlanması geciktirilirse, ki Interstellar filmlerinde falan böyleydi. 100 yıl boyunca hiç uyanmadığınızı, vücudunuz hiç hasar görmediğini düşünün. Ve kış uykusu gibi, ayıların kış uykusu gibi biliyorsunuz ayılar uyudu mu hiç yemek yemesine gerek yoktur. Vücut kendinden götürür yavaş yavaş. Ama ayı 3 ay uyuyup öldüm diye uyanmıyor ki hiç yemek yemese bile. Senin de vücuduna çok iyi baktık. Sadece 26'dan 29 yaşına geldin. Ama 100 yılı geçti. Zamanda nereye gitmiş olursun? 3 yılına karşılık 100 yıl öteye gitmiş oluyorsun. 97 yıl zamanda ileri gidersin. Bu tabii fiziksel olarak mümkün. Einstein bir deney yaptı. Normalde zamanı sezyum atomuyla ölçüyorlar. Sezyum saatleri. 23 milyon kere falan titreştiği zaman 1 saniye geçiyordu. Einstein, daha önceki videoda anlatmıştım. Kuantum fiziğinde ve zamanda yolculukta. Bir saati iki tane aynı saatten bir tanesini aldı uçağa koydu. Uçak çok yüksek hızında, yüksek bir irtifada seyahat etti. 8 saat falan. Ve tekrar saatleri inip de yan yana getirdiklerinde uzayda giden, daha doğrusu havada giden uçak zamanda 1 saniyenin milyonda biri kadar geriye gitmişti. Dünyadaki hızda bu mümkün. Sen ne kadar hızlanırsan ya da uçarken ne kadar hızlanırsan zaman senin için o kadar yavaşlar. Işık hızına çıkarsan zaman senin için durur. Genelde dairesel olarak değil de çizgisel seyahatten bahsediyoruz. Çünkü çizgisel olarak hızlanmak bile çok uzun sürer. Dairesel olarak hızlandığınız zaman KGR kare diye bir formülü var. V eşittir. Sürtünmeye, merkez kaça vesaireye muhatap oluyorsun ve hızın azalıyor doğal olarak. Buraya kadar şunu anladık. Biz uzayı araştırırken teleskoplarla geçmişi görüyoruz. Başka gezegenlerin de geçmişini görüyoruz. Yani yıllar önce sönmüş bir ışık, yıldız, bir nebula
bir gök bilmem nesi, gök kuşağı bizim için görüntü olarak duruyor. Belki de o yıldız orada yok bile ama biz uzayın geçmişini görüyoruz. Uzayda 100 milyon ışık yılı öteden bizim geçmişimizi görüyor. Buraya kadar anlaştık. Geçmiş görülebiliyor. O hızda da seyahat ederse UFO ile adam bizim geçmişimize geldiğini sanacak. Ama 1918'e gelmiyor dünyaya geldiği zaman. 100 yıl önceyi gördü. Kendisi ışık hızında geldi. 100 ışık yılında. 100 yıl sonraya geliyor. 1918'i gören adam 2118'e geliyor. Anlatabildim mi? Bu mantığı iyi anlamanız lazım. Beyin zamanı algılar dedik. Beyin zamanı çok güzel algılar. Ama aldatılır da. Dejavu denilen bir şey vardır. Beyin kendini aldatmayı da sever. Deja senti ve deja vizite. Yani bir anı yaşamış olduğunu hissetmek veya bir yerde bulunduğunu sanmak daha önce. Dejavu deniyor buna toplamda. Dejavu beynin iki yarım küresi arasında, iki lobu arasında zaman ve mekanın kaymasıdır. Yani beyin zamanı algılarken, bu taraftan bu tarafa görüntü işlerken bir milisaniye gecikiyor ve yankılanıyor beynin içinde görüntü. Aslında o anı daha önce yaşamadın. Sadece o anı kaydederken beyne görüntü gidip geliyor. Ve o 1-2 milisaniyelik gecikmede sen şöyle oluyorsun. Birazdan ne olacağını biliyorum. Genelde de bu 2-3 saniye ya da 7 saniye kadar kayıt sürer. Dersin ki birazdan şu olacak ama şu olacak. 7 saniye sonra hiçbir şey bilmezsin. O öngörmelerin, o ileri tahmin etmelerin biter. Beyin sadece o kadarlık. Çok yorgunsa beynin 8 saniye, 7 saniye kadar çıkıyor. Ama genelde az yorgun, sanki stresten dolayı olur dejavu. 1-2 saniyelik falan. Ben burada daha önce olmuştum dersin. Ya ben burada vallahi vardım. Daha önce gördüm bu olayı. Yemin bile edersin. Sadece 1 milisaniye önceyi tekrar yaşadığın için. Demek ki beyin zaten kendisini de aldatıyor.